Işın Su. Merhaba. Merhaba. Nasıl geçti haftan ben seni görmeyeli? Ne kadar oldu? Bir 10 gün oldu mu? 9 gün kadar oldu. 9 gün. Okey. Şöyle bir değerlendirirsek çok hızlı. Hani her geldiğinde sen ruh halini soruyorduk. Hani yazıyorduk ikimiz de. Kaç yazdın sen? Son 10 gündür ruh halin 1 ile 100 arası depresif ruh hali. Öyle 70 olarak yazdım ortalaması. Okay. Okay. Bugün bir bakalım. Sen de merak ediyordun ya Emel Hanım, hani bazı inançlarım var. Nasıl Evet. oluştu? Nereden geliyor? Tabii hepsine bugün cevaplayamayacağız ikimiz de, çünkü İkimiz de araştıracağız. Ben de bilmiyorum, sen de bilmiyorsun. Ama bana yardımcı olmanı da isteyeceğim. Bazı yerlerde ben tıkanabilirim. Belki orada o bölümlerde yardımcı olabilirsin. Bir bakalım. Biraz anlatır mısın? Bir iki dakika. Şu anki sorunlar neler? Bu hani şeyle ilgili, Evet. sıkıntılarınla ilgili. Yani bazı günler daha fenaydı ruh halim ama hani biz böyle ortalama olarak ben 70'i not aldım. Böyle şey iş başvurusu yapıyorum şu anda. Yani yapmaya çalışıyorum aslında. Çünkü zaten işten ayrılmıştım. Şimdi de yeni bir iş arıyorum. O yüzden de işle ilgili gerekli belgeleri toparlamaya, düzenlemeye çalışıyorum. Ama böyle bir halsiz, böyle bir nasıl diyeyim, böyle enerjim yok gibi hissediyorum. O belgelerle bağlantı, sanki o belgelerin arasında boğulmuşum gibi geliyor, karmaşık geliyor. Ama yapmam da gerekiyor başvuruları. Su, bir durduracağım seni. Ben sana yetişilmeye çalışıyorum. Gerekli belgeleri hazırlarken enerjim yok. Sanki Evet. bunların içinde boğuluyorum. Evet. Bir sürü de belge istiyor, yani isteniyor iş yerlerinde. Evet, bayağı mı istediler senden? Evet. Okay. Yani isteniyor, evet. Bu kriterlere bakıyorum. Daha tam başvuruya da cesaret edemiyorum. Tabii de böyle şey yapıyorum şu an. Kriterleri öğrenip yine belgelerimi elinde hazır tutmaya çalışıyorum. Okay. Şöyle bir not alayım. Bunların içinde bayağı belgeler var. Evet. Var. Okay. Işın Su, bu hani başvurmadım daha dedin ama Evet. şeylere bakıyorsun, ne diyelim, internetten bakıyorsun o şey. Evet. İşlere bakıyorum. Onun ne kriterleri istiyorlar, onlara bakıyorum. Ne belgeleri istiyorlar, onları inceliyorum. Yani o şekilde bazı yerlerde de eksik olduğum noktalar oluyor tabii. Ya da öğrenmem gereken, ben şey biliyorsunuz zaten, ablamla birlikte yaşıyorum. İşte ya böyle karıştırdığım, zorlandığım noktalar oluyor ama oradan da yardım alamayınca, böyle kendim yapmaya çalıştıkça böyle şey boğuldum yani. Bazıları sende yok derken neler yok olduğunu demek istedin. Hani bazı belgeler yok dedin ya. Bazı belgelerin ve içeriğinin düzenlenmesi gerekiyor. Hani mesela diyelim ki CV, hani daha güzel bir şekilde sunulabilir iş yerlerine. O noktalarda da böyle yardım almak istedim bu hafta. Hani bir gün yardım almayı düşündüm. Ama sonra alamadım. Buraya doğru mu yazdım? İçeriğini değerlendirmek dedin. Nasıl dedin onu? Böyle içeriğini düzenlenmesi. Ha, düzenle, yanlış yazdım. Düzenlenmesi.
Evet. Ablana sordun mu bunu? Yok. Son. Sorsam ne olurdu sence? Yani bilmiyorum ki böyle şey gibi hani bilmiyormuş gibi sanki ben yapmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Yani benim her şeyi yapmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Hissediyor musun aşınsı? O anda düşünce mi geçiyor? Eğer ben sorarsam bilmiyor Bilmiyor. muş Evet. gibi düşünür mü, sen mi Evet. düşünürsün? Bilmiyormuş gibi düşüneceğini böyle aklıma geliyor, düşünüyorum. Hani Okay. bilmiyormuş. Bunu da bilmiyor mu? Diye. Der. Okay. Evet. Okay, kime düşün? Nür diyorsun. Evet. Varsayalım bilmiyormuş gibi düşündüğünü sen sahiden öğrendin. Tabii öğrenmen zor. Ablan bu senin. Ama varsayalım öyle düşündü. Sen kendine ne diyorsun? Yani çok kötü bir şey bu. Böyle bir şey gibi yetkin değil. Böyle nasıl diyeyim? Böyle kendi başıma bir işi beceremiyormuşum gibi. Kendi işimi kendim yapamıyormuşum. Böyle bu yani böyle biraz daha yetersizlikle ilgili korkularım oluyor. Okay, bir şeyi beceremiyorum. Bunu varsayıyoruz. Yani eğer öyle düşünüyorsam, Evet. sorarsam o öyle düşünür. Aa, ben ne düşünürüm? Sanki ben bir şeyi beceremiyorum kendi başıma. Şöyle. Evet. Okay. Şeyi merak ediyorum Aşınsu. Bu hani baktığında böyle. Bundan evvelki işten neden ayrılmıştın? Böyle yakın arkadaşlarım, iyi ilişkilerim vardı benim iş Aha. yerinde, çalışma arkadaşlarımla. Onlar böyle ayrılmaya başladılar birazcık daha yüksek maaşlı bir işe geçmek için. İş yerindeki de böyle şeyler, tabii kişiler çıkınca hemen eleman, kişi alamıyorlar. Sorumluluklar da bilmiyorum. Bana verdiler. Hani bazı sorumluluklarım yükseldi. Ben de o sorumlulukların altından çok fazla geleceğini düşündüm ve işten ayrıldım. Onu da ben bir not alayım. Önceki işte arkadaşlar çıkıyor, kısa Evet. yazıyorum ve sana Sorumluluklar çok verildi. sorumluluk. Aa, o sorumluluğu kaldıramayacağın mı bir düşündün? Evet. Evet. Ve Ne şey. kadar sürdü Ay. işten çıkmak Işınsu? O sorumluluklar verildi. Ben bir ay sonra işten çıkmaya karar verdim. O zaman bayağı kısa bir süreç değil mi? Bir Evet. ay ne yaptın? Bir ay hani aslında bir ay şey değil mi? Çok uzun bir süre değil mi? Hani her gün gidiyordun değil mi işe? 5 gün. Evet, her gün gidiyordum. Yapmaya çalışıyordum. Yani 5 gün evet, boyunca her gün gidiyordum. Bilmiyorum. Öyle şey de değildi yani aslında. Bazı işleri de yapabiliyordum ama bazılarını da yetişemiyordum. Bu yüzden pes ettim yani. Okay. Kaçtım. Eğer pes etmeseydin Işınsu, sence ikinci ay olur muydun orada? Yani bu hani dedin ya, bazı işleri yapabiliyordum, bazılarını yetiştiremiyordum. Evet. Şey, soruyu kaçırdım. Bir daha şey yapabilir miyim? Bir kafam karıştı çok az. Okay.
Diyelim ki sen bazı işleri yapamıyorsun, öbürlerini yetiştiremiyorsun. Evet. Burada işte ne diyelim ona, işte ve işte kaldın. Ondan Evet. sonraki süreç nasıl geçerdi? Devam edeceğim birazcık daha. İşe devam etseydim İkinci ay diyelim. ya da. Yani biraz daha zorlasaydım, yani zorlasaydım belki yapabilirdim hani. Zaten hep çok çalıştım. Ama çok fazla geldi gibi hissettim yani. Başarısızlıktan korktum. Işınsu durduracağım. Burada bir şey söyledim. Ben de orada bir şey düşündüm. Sormak için sana. Zorlasaydım dedin. Belki yapabilirdim derken. Getir aklına. Ne gibi imaj geldi aklına? Zorlasaydım ikinci ay daha kalabilirdim. Burada neler düşündün? Biraz evvel neler düşündün? Bayağı ev yani iş ortamında çalışacağım bayağı. Biraz daha eve gelip onun üzerine biraz daha çalışmam gerekecek belki. Ama yani o iş o hani belki eve birazcık daha yansıyabilirdi işimin yükü. Ama kişilerde alınacaktı İş zaten. kimler alınacaktı, orayı kaçırdım. Birileri alınacaktı süreç Ha, içerisinde. bu şey miydi? Geçici bir süreç miydi? Evet, geçici bir Biliyor süreçti. muydun başkaları alınacağını? Biliyordum ama ne kadar süre sonra alınacak o belirsizdi yani. Ya da Bayağı zor olmalı. Sen bunları bana anlatırken hani herkes çıkıyor. Bütün evet. sorumluluklar bana kalıyor. Evet, Ben aslında de zor. orada götürmeye çalışıyorum. Evet, zor. Niye zor? Aslında şirket çok iyi kişileri aldığı için çok eleyerek kişi alıyorlar. O yüzden o sürecin çok kolay geçmeyeceğini düşündüm yani hani. Ha, bir de seçiciler. Evet. Sen girdiğinde de mi seçicilerdi? Evet. Okay. Bunlara şöyle yan not diye yazdım ben. Şöyle bir bakalım. Hani bunlara bakarsak en önemli noktalarına bir nokta atarsak, hani eğer ben ablama sorarsam bu abla bölümü. Evet. Kendime bir şey yapamayacağım mı düşünür ve yapamıyorum mu algılarım. Bu ben, yani sen. Evet. Eğer önceki arkadaşlar, yani arkadaşlar çıkıyorsa sorumluluk Evet. var, kaldıramayacağım. Evet. Bunları şöyle bir varsayım olarak yazalım seninle, okey? Yani onu konuşmuştuk seninle, hani otomatik düşünceleri sen takip etmiştin. Evet. Ruh halini, orada fizyolojik tepkilerini nasıl baş ediyorsun diye bakmıştık. Onları da düşünerek şöyle bir yazalım varsayımlarını. Eğer ablama sorarsam, Yani yardım istersen belki. tam senin dediğin gibi yazalım. Yardım istersem dedin. Evet. Bir şeyi beceremiyor diyecek. Evet. Şeyi beceremiyor. O yüzden böyle yardım almamalıyım. İstemem yani yardım Yani istemeliyim. yardım zaten söylemiştin. Yardım almak Evet. iyi değil. Yardım almak Evet. değil. O da senin kuralında. Yardım almamalıyım. Eğer alırsam, o zaman insanlar benim hakkımda beceremiyor diyecek. Ondan sonra dedin ki, ya
Kendi başıma, kendi başıma yapamıyorsam dedin galiba. Evet, miyaz. Yapamıyorsam bunun şeyi neydi? Ya böyle Bir şeyi beceremiyorum. evet ya da böyle yetersiz miyim gibi de düşünüyorum. Yeterli. Değil. Okay. Çok güzel gidiyoruz. Bir şey daha var. Hani dedin ya, hangisi var? Şey sorumluluktan kaçtım orada da eğer bir işi böyle eğer bir işi yürütemeyeceksem hani ya da bu işle ilgili sorumluluk alırsam boşuna çabalamamalıyım gibi bir işi yürütemeyeceğimi anlarsam boşuna çabalamama gerek yok. Aynen, onu da yazalım. Bayağı senle varsayımları topladık. O zaman burada sorumluluk alırsam ne olacak demiştin? Sorumluluk alırsam o sorunun altından Altın, kalkamayacağım. evet öyle dedin. Altından kalkamayacağım. Evet. Bir de bir işi yürütemeyeceğimi Yani anlarsam. anlarsam o işi bırakmalıyım. O işi bırakmalıyım. Malıyım. Okey. Bunlar bizim varsayımlarımız. Varsayım. Ve hani orada melimalılar vardı, kurallar. Burada nasıl bir kural var sence? Bir işi yürütemeyeceksem, onu anlarsam o işi bırakmalıyım. Nasıl bir melimalı var burada? Bir iş yürütemeyeceğimi anlarsam yani kaçınmalıyım hemen gibi zor bir iş varsa oradan kaçmalıyım. Okay. Bir işi yürütemeyeceğimi anlarsam ne yapman lazım? Bir işi yürütmen mi lazım? Yok. Bir işi yürütme yani aldığım her işi yürütmeliyim. Her şeyi Bravo. yapmalıyım. Bravo. Her verilen işi yapmalı. Yapmalıyım. Ya da Yapmalı. her verilen sorumluluğun altından kalkmalıyım. Kalkmalıyım. Bravo. Bunları hep yazacağız. Kaçınmalıyım derken ne geldi aklına? O baş etmek için bunlarla. Yani zorluklardan kaçıyorum, kaçınıyorum ama. Zorluklardan mı kaçınıyorsun yoksa zor gördüğün şeylerden mi kaçınıyorsun sence? Yani zor gördüğüm şeylerden kaçınıyorum. Zor gördüğün, algıladığın şeylerden kaçınıyorsun. O zaman buraya da baş etmeye kaçınma diyelim. Hani burada dedin ya, işi bırakma. Ya da böyle yardım istemekten de Kaçınma kaçıyorum. mı? Okey. Kaçınma. Okey. Öyle yetersizim diye bir şey söyledin. Senle biraz o inançlarına bakmıştık. Hani ailenin ne kadar başarıya önem verdiğini biraz konuşmuştuk. Hatırlıyor musun? Bunlara baktığın zaman bu varsayımlara bir tanesini yeterli görmüyorum kendimi dedim. Dedin. Bir tane daha söyledin. Hangisiydi? Ne düşünür ablan? Beceremeyeceğimi. Beceremiyorum. Okey. Biraz şöyle bakarsan buraya, ışın su. Diyorum çok bilgi var. Çoğunu da yazdın sen. Bu yan bilgileri sonradan ben vereceğim sana. Çünkü bunlar bizim arkadaşımız, bizi destekleyenler. Burada
olumlu olarak bir şeyler söyledin mi sağda? İyice bak. Hemen tak 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 oku. Şeyi gördüm. Olumlular seçiciyi gördüm yani olumlu da değil mi? Olumluyu söylüyorum. Bence. Evet, olumlu yani Neden seçici. olumlu diye aklına geldi şu anda? Seçici demek herkesin seçilmemesi demek. Sen de seçildin mi diye düşündün. Hani, Evet yani. okay. Evet. Evet. Ona bir yıldız koyalım. Başka ne gördün burada? Olumlu. Zorlasaydım belki yapabilirdim mi? Şuna Gördüm. da bir yıldız koyalım. Evet. Bunlar bizim belki destekleyicilerimiz olur ama gene de şimdi bakalım. Başka bir şey görüyor musun? Ben göremiyorum sanırım. Bakayım ben görebileceğim mi? İkimiz de bakalım. Kaldıramayacağım da bunlar evet seni etkileyen. Yapabilirdim vardı ha. Bu bunun arkadaşı yapabilirdim. Nasıl bir şey? Başkaları? Alınacak işe. Orada ne geldi aklına? O şeyle bağlantılıydı. O iş yerinde iş yerinin başkalarını işe alabileceği ile ilgili, alacağı ile ilgili. Eğer Ama işe seçim. seçici. O zaman Evet. işe aldıkları zaman sana nasıl etkisi olacaktı? Şey olacaktı, sorumluluklar bölünecekti aslında yani. Onu da yazalım. Sorumlular Sorumluluklar bölünecekti. bölünecek. Ne? Çekti. Çok hızlı yazıyorum. Sonradan netleştireceğiz. Okey. Şimdi gelelim buraya. Burada baş etmelerin. Burada varsayımların hani bu olursa bu olurlar ve kuralların şöyle çiziyorum. Okay. Burada da hani ailenden bahsetmişsin, her şey tam olmalı. Babam galiba hocaydı. Onlarla ilgili bir şeyler söylemiştin. Burada da senin geliştirdiğin kök inançlar var. Ama tabii bunu tam olarak bilmiyoruz. Bakacağız buraya. Ama şuradan bir akış yapsak buralara. Biraz tarif eder misin? Annen nasıl bir anneydi? Yani böyle senin okumanı istiyordu galiba. İlk sen söylemiştin. Eğitime önem veren bir annem. Evet, yani benim şey annem de babam da ikisi de eğitime önem veren böyle başarıyı hani başarılı olmamı isteyen. Başarısız olduğun zamanlar oldu mu? Eve böyle karne getiriyorsun işte. Hani bazı olabilir ya o ergenlikte de olabilir. Orada nasıl tepki alıyordun? Neler diyorlardı anne? Yani ablamla aynı sınıfta olmam aynı derece yani ne denir aynı yaşta olmamamıza rağmen hep onunla böyle şey olurdu yani bak işte ablam işte böyle ortalama karnın ortalaması daha yüksek hani ya da senin yaşındayken daha da iyiydi gibi. Yani beni öyle şey yapmazlardı ama çok karşılaştırma olurdu Tabii birazcık yani. anne babayı burada eleştirmeyeceğiz Işınsu anne babana. Onlar hani onların da inançları var. Onlar da hani bir şeyler yapmanızı istiyor her ikinizin. Sadece senin gözünden bakıyoruz buraya. Eleştiri yaptığımızı düşünüyorsan durdur beni. Çünkü neden?
Orada da onların inancı var. Ablanda da var, sende de var. Ablanın ortalaması senden iyi dedim. Gerçek mi? Gerçek. Evet. Senin yaşında ne dedin? Yaşında ablan da iyi not alıyordu. Evet, biraz daha iyiydi diyorlar. Yani daha iyi Biraz. diyorlar. Evet. Biraz daha. İyi. Not. Artık ben yukarıya doğru çıkıyorum. Not alıyordum. Bu güzel bir içgörü senin için. Hatırlıyorsun bunları. Ablana öyle komentler geldiği zaman sana Işınsu. Hani diyebilir kardeşin daha iyi, sen biraz daha çalış diyebilir anne baba, ama senin küçük gözlerin, ışınsı gözlerin onu duyduğu zaman, hani senin yaşındayken o biraz daha iyi not alırdı. Nasıl algılıyordun küçük ışınsı olarak? Böyle ben böyle şey yapardım, çok üzülürdüm, onu biliyorum hani. Hissini hatırlıyorsun. Evet, çok üzülürdüm. Böyle şey yapardım, sanki böyle daha çok çalışırdım ama niyeyse ablam daha şeydi, yani hep daha iyi oluyordu, bilmiyorum hani. Ama ben de çok çalışırdım. Sanki çok çalışınca benden de söz edecekler. Hani belki de beni ablamla kıyaslamalarını istiyordum, bilmiyorum. Yani çocukken öyle istiyordum, beni de Zor kıyas. değil mi orayı hatırlamak? Ama Evet. şey, biraz hatırlamışsın ki bunu verdin. Hani ablan daha iyi not alıyordu senin yaşında dediği Evet. zaman, senin yaşında küçük Işınsu nasıl hissediyordu? Ruh hali nasıl? Böyle çok Üzgün mü? Nasıl bir şey? çok üzülüyordum. Üzülüyordum bayağı. Üzgün. Orada üzüldüğün zaman ne yapıyordun? Yani oradan bir tepki veriyor muydun? Daha mı çok çalışıyordun? Daha mı az çalışıyordun? Ne yapıyordun orada? Yani karne günü normalde tatil olur. Çocuklar böyle hepimiz hani televizyon izleriz ama ben niyeyse çok böyle karne akşamı ders çalıştığımı hatırlıyorum. Böyle bayağı çalıştırdım. Karneyi getirmeden önce mi oraya Yok, tamamlandı? karneyi getirdim, gördüler, eleştiri yaptılar, böyle hani bana bir şeyler söylediler. Akşamına ben böyle ders çalışıyordum. Hmm. Daha çok çalışmalıyım, çok çalışmalıyım şeklinde. O şekilde bir tepki gösteriyordum hatırladığım kadarıyla. Ablana onun hakkında bir şey derken sen bayağı üzgünsün. Küçük Işınsu neler söylüyor kendine o anda? Hani şey böyle benim karnem önemli değil gibi, böyle başarısızım gibi, sanki ablamı daha çok seviyorlar gibi, o çünkü daha başarılı hani gibi, bunları düşünürdüm, aklıma gelirdi. O yüzden daha çok çalışmalıyım ki böyle ya o şekilde sevileyim, ya da beni de söylesinler, bahsetsinler benden. Hiç oldu mu seni bahsettin dedi. O az oldu. Nasıl oldu? Az oldu. Okey. Oldu yani. Okey. Az. Daha az. Aa, olmalı. Şimdi şöyle bir bakalım. Burası biraz karışık ama bir hani öyküne baktık. Bunlardan biraz bahsettiğin için hani biraz daha baktık. Orada kök inançlarına baktık. Burada bayağı varsayımların var ama şu anda bunlar, şu anda. Yani yetişkinsin. Bunlar hala peşinde senin. Bu inançlar hala sepetinde duruyor. Arada bir aktif oluyorlar. Ondan sonra baş etmelerine baktık. Okay. Burada da yan notlarımız var. Burası da çocukluk, ne diyelim?
Çocukluk öyküsü, çocukluk öyküsü başka isim de diyebilir. Şimdi öyküsü diyelim buraya. Burada da bir alan var. Ablanla karşılaştırılman ve orada ona ne diyorlarla ilgili senin bazı baş etmelerin var. Şimdi şu buraya bakarsan, hayatına, şu anki hayatına, bir de bu alttaki duruma, hani küçük dedik ışın su üzülüyor, işte ne yapacağını bilmiyor, daha da çok çalışıyor onların gözüne girmek için, kendini ablası gibi görmüyor, daha da hani başarılı görmüyor kendisini, çünkü onlar derse ona başarılı, ben neredeyim diye düşünüyor. Bütün burada neler çıkarıyorsun? Sence neler dikkatini çekti Işınsu bu çalışmada? Nasıl bir özet yapalım? Tabii bunları devamlı bakacağız, çalışacağız. En çok buraları çalışacağız. Spesifik durumlarda hani bazı inançların aktif oluyor, sen iyi hissetmiyorsun. Ne çıkarıyorsun buradan? Ne yazalım beraber? Sen de yaz benimle. Oldu mu? Şöyle aslında benim ya bilmiyorum saçma olacak ama benim notlarım hiç beğenilmediği için sanki hazırlayacağım her şey de güzel olmayacakmış gibi düşünüyorum yani. O yüzden Onu de benim hemen yazalım unutmadan Işansu. Benim notlarım ne dedi? notlarım küçükken Küçükken. beğenilmediği için şimdi de hazırlamam gereken Şimdi derken bu hayatını konuşuyoruz. evet şu anda evet Şu şu anda hayatında aha. hazırlamam gereken belgenin güzel olmayacağını yeterli belgenin güzel olmayacağını düşünüyorum. Hep daha iyisini yapmam gerekiyormuş. Yapmam gerektiğini düşünüyorum. Güzel derken nasıl güzel? Hep daha iyisini. Okey, onu yazalım. Hep daha Güzel. iyisini Okey, hep daha yapmam iyisin. gerektiğini düşünüyorum. Bir de şey düşündüm, ya çok üzerine aşırı gidiyorum ya da kaçınıyorum yani. Gerçekten küçükken üzerine gidiyormuşum sanırım. Bayağı çalışıyordum yani tepki olarak. Şimdi de bazı kaçınmalarım var. Okey. Okey. Baş etmelerimi de aslında etkiliyor. Ne yazdım burada ben gene kaçırdım seni. Tamam. Benim o küçüklük yaşantılarım aslında küçüklükteki öğrendiğim şeyler birazcık daha sanırım duyduğum şeyler benim şimdiki durumuma yansıyor. Şimdiki o dedi ki üstte varsayımıma, baş etme stratejilerime, durumu değerlendirmeme yansıyor aslında. O zaman küçükken öğrendiğim diyeyim ya da algıladığım da diyebiliriz. Şöyle. Ne diyelim buraya? Küçükken algıladığım şeyler. Şu. Şu andaki işte düşüncelerimi, baş etmelerimi etkiliyor. Düşüncelerimi, varsayımlarımı,
Ya ilişkisi var aslında. Hoş etmeme engel ol. Yani hoş Etkiliyor. etkili. O kadar çok şey çıkarıyorsun ki ışın su. Ben yazmakta şaşırdım. Okey. Gerçekten hani buralardan bir şeyler alıyorsun, bir araya koyuyorsun. Eğer bunu bilmen, son bir sorun var. Ondan sonra görüşeceğiz bir dahaki seansı. Bir de sapa bakacağız bugün ne yapacağımızı. Bir dahaki seansa kadar. Bunu bilmek, küçükken algılarım şu anki hayatımı etkiliyor. İşte belgeyi güzel yapamayacağımı düşünüyorum. İşte küçükken öğrendiğim algılar şu anki düşüncelerime, baş etmelerime yansıyor dediğin zaman ruh haline de yansıyor. Üzülüyorsun, Evet. değil mi? Evet. Sence o ikisinin arasına bakarsak hem çocuklukta öğrendiklerin Evet. ablanın hani biraz daha ön planda olması eğitim, başarı neyse beceri şu anda ne görüyorsun? Sence bunu daha değişime açık mı şu anki sıkıntıları? Şu anki tıkanık hissettiğin hani o belgeleri hazırlama, işte Evet. sunma gibi. Yani değiştirilebileceğini hani düşünüyorum. Çünkü güçlü biraz önce olumlu yerleri de dediniz ya. Hangileri? Ha, not Verdiniz aldığımız o. yukarıda bana. İşte birazcık daha onları da düşününce yapabileceğimi bu düşünceler ve düşünceleri biraz daha değiştirebileceğimi düşünüyorum şu an ama. Şu an öyle bir şeyim Okay. Okay. Yaz onu. Düşüncelerim var. etkiliyor ve değil. Ne Değişebileceğimi düşünüyorum. değişebileceğini ne düşünüyorum. Yorum. Okey. Burada duralım. Aslında şöyle toparlarsak, hani çocukken öğrendiklerim, ben şöyle algıladım, bilmiyorum doğru mu? Yani şimdi hayatım değişik. Ben hani orada hatta şey dedin hani solda yazdıklarımızı söyledin. Neydi onlar? Evet. Evet onlar dedin bayağı yardımcı oldu. Hani seçiciler kimi Evet. seçtiler? Beni seçtiler. Başkası alınacak. Ben bunları yapabiliyordum önceden gibi şeyler. Bu küçükken algılarına karşıt daha çok. Biraz değişik mi küçükken algınla şu anki algın? Küçükken Hangisi? algılama şeklinde şu anki Evet. algılama şeklim mi? Evet. En çok hangi? Okey. Kusura bakma durdurdum ama şey soracağım. En çok ne kadar umut veriyor sana bu değişebileceğini bu inançların? Bir hiç mutsuzum hala. Gelmiştin ya ilk seansa. Evet. Şu anda ne kadar bunların değişeceğine inanıyorsun? Bir ile yüz daha umutlusun. 70. Okey. Yaz onu. Umutlu %70.